Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Ya'la bin Mürre radıyallahu anh'ın anlatımıyla Allah Resulü'nden üç şey, Allah Resulü'nde üç şey gördüm ki o şeyleri benden önce kimse görmemiştir demiş olduğu bir mevzu var. Bundan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da konuya dair bir yorum yazmayı unutmayalım. Muttar bin Abdurrahman el Ernak'tan rivayet olunmuştur ki Ümmü Übban binti Vazi bin Zari bin Amir el Abdi babasından naklen şöyle anlatıyor. Dedesi Ezzari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme koşup oğlunda veya kız kardeşinin oğlunda cinnet olduğunu onu alıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdiklerini söyleyip dua buyurmasını istemişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de ona Hasan ve Hüseyin radiyallahu anhuma'nın gömleklerini giydirip çık Allah'ın düşmanı çık Allah'ın düşmanı diye hitap ettikten sonra hasta çocuğun hemen kendine gelip sağlığına kavuştuğunu ve Allah Resulü'nün çocuğun yüzünü sıvazlayıp salı verdiğini orada bulunanların bu duruma şükrettiklerini söylemiştir. Bakın böyle bir efendimizin bir mucizesi aslında bu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastayı bu şekilde tedavi ediyor. Yani hastanın tedavi yöntemini biliyor. Ona bir şekilde öğretilmiş ve efendimiz de hastaya onu uyguluyor arkadaşlar. Hasta olan o çocuk rahatsızlığından kurtulmuş oluyor. Yağla bin Mürre radiyallahu an anlatıyor. Allah Resulünden üç şey gördüm ki o şeyleri benden önce kimse görmemiştir. Daha önce Peygamber Efendimiz de bu üç şeyi kimse görmemiş. Bakalım bu üç şey nedir? Sizler de merak etmişsinizdir. Daha önce hiç kimse görmemiştir dedi ve ilave etti. Ya Allah bin Mürre. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir yolculuğa çıkmıştık. Bir müddet yol aldıktan sonra yol kenarında yanında olan bir kadın gördük. Kadın, ey Allah'ın Resulü bu benim çocuğumdur dedi. Günde birkaç defa cinnet nöbeti geçirmekte olduğunu söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çocuğu kadından alıp bir kişinin kolları arasına verdi. Yani o kafilede sahabe-i kiram efendilerimizin birinin kollarına verdi. Adamla birlikte çocuğun ağzını açtık. Çocuğun ağzına üç defa okuyup üfledi. O sırada şu duayı okudu. Bakın bu duada bir sır. Bismillahi ene abdullah ihse adüvullah. Bismillah ene abdullah ihse adüvullah. Yani anlamı şu. Allah'ın adıyla ben Allah'ın koluyum defol Allah'ın düşmana. Efendimiz çocuğun ağzına bu duayı okumuş arkadaşlar. Bu duayı okuyor sonra çocuğu anasının kucağına verdik. O sırada şöyle buyurdu. Bizler dönüşte yine buradan geçeceğiz. Bizi bekle ve çocuğun bundan sonraki durumunu bize bildir. Efendimiz kadına bunu söylüyor dönüşte o kadını yine orada beklerken gördük diyor. Sahabe-i Kiram Efendimiz anlatıyor bu olayı. Çocuğunun iyileştiğini söyledi ve sırada üç koyun getirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak birini aldı, diğerlerini geri verdi. Yani kadın Efendimiz'e teşekkür babında üç tane koyun getirmiş ve Efendimiz'e bu koyunları ikram etmek istemiş fakat efendimiz ikramı geri çevirmemek adına sadece bir koyun almış ikisini kadına tekrar iade etmiş yani kadına vermiş. Osman bin Ebul As radiyallahu antan rivayet olunmuştur ki şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Taif'te görevlendirdiği zaman orada bana bir hal oldu namazlarda hangi namazın hangi sünnetini veya farzını kıldığımı bilemez olmuştum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gittim, durumumu anlattım. Bana yaklaş buyurdu. Yaklaştım, o da sırtıma bir iki defa vurdu. Sonra mübarek nefesini ağzıma üfledi ve çık Allah'ın düşmanı dedi. Bu sözünü üç defa tekrarladı. Sonra da bana hemen işine dön buyurdu. Derhal şifa buldum. Bir daha da öyle bir halle karşılaşmadım buyuruyor. Kim anlatıyor bunu? Osman bin Ebul As radiyallahu an. Yani namazlarında hangi rekatta olduğunu unutuyor ve namazlarından zevk alamaz olmuş. Böyle bir hal gelmiş üzerine. Bu halden de hiçbir şekilde memnun değil. Çünkü namazlarını lezzetli bir şekilde kılamıyor. Haz duyamıyor namazlarından, ihlas alamıyor. Bu yüzden bu maruzatını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bildiriyor ve Efendimiz de onun sırtına bir iki defa vurmuş ve sonrasında da yine ağzına bu duayı okuyarak nefesiyle üflemiş ve şifaya kavuşmuş. Evet Efendimizin böyle güzel halleri şifacı yönü de var. Sizler de görüyorsunuz. Rabbim Efendimizin nefesini her daim bizim de üzerimizde kılsın. Onun nefesini şifa dolu nefesini üzerimizde hissettirsin her daim. İnşallah Rabbim bütün hasta kardeşlerimize Şifa ihsan buyursun. Peygamber Efendimizin şifalı nefesi bütün hasta kardeşlerimizin de üzerinde olsun diye dua edelim. Aynı şekilde bu düşüncelerle bizler de istersek Allahü Teala Efendimizin nefesinden bir parçacık da olsa belki lütfeder belki gönderir düşüncesiyle böyle dua edin arkadaşlar. İnşallah hasta olanlara özellikle okurken bir dua okudunuz. Hastaya üflerken Peygamber Efendimizin nefesinden bir parçacık da benim nefesimde olsun diyerek böyle güzel bir hüsnü zanla hastalara dua okuyabilirsiniz. Rabbim bütün hasta kardeşlerimize şifa ihsan buyursun. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum kısmına bir amin yazmayı ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.